Peki şimdi Ermenistan'da bir süreç var. Bu Ermenistan'da geçen normalleşme süreci özellikle Ermenistan tarafından, Erivan tarafından son dönemde biz ciddi anlamda pozitif mesajlar görüyoruz. Paşinyan'dan hatta bazen şaşırtıcı derecede mesajlar gelebiliyor. Öncelikle şunu sorayım. Ermenistan'da olan süreç Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaratıyor mu, yoksa onlar da bu durumdan mutlular mı? Azerbaycan'da herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Tam tersine Azerbaycan bu süreci destekliyor. Zaten Azerbaycan'la koordine etmeden, istişare etmeden biz herhangi bir adım atmadık, atmayız da. Azerbaycan da bizim Ermenistan'la doğrudan temas içinde olmamızı, yani aracılar üzerinden değil, doğrudan temas içinde olmamızı tercih eder. Bazı konuları doğrudan konuşmamız lazım. Çünkü neyi konuşuyoruz? Güney Kafkasya'da bu problem Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle sonlandırıldı. Bundan sonra barış olması lazım. İşbirliği olması lazım. Bölgede önemli projeleri hayata geçirerek bölgenin ekonomik kalkınması için bir çalışmamız lazım. Bunun için de tüm ülkelerin aynı anlayış içinde olması lazım. Herkesin bu sürecin içinde olması lazım. Kimsenin dışlanmaması lazım. Buna Ermenistan da dahil. Yani buradan çıkan bir ders var. Karabağ zaferinden bir de fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. İşte biz savaştan hemen sonra, zaferden hemen sonra olumlu mesajlar verdik. Ermenistan buradan ders alırsa bölge için, bölgenin istikrarı için adımlar atarız, ilişkilerimizi normalleştiririz. Paşinyan seçimi kazandıktan sonra önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanımız buna olumlu karşılık verdi. Sonra bizlerin temasları oldu. Özel temsilcilerimizi atadık. Ve özel temsilcilerimiz Moskova'da görüştüler. Şimdi 24 Şubat'ta Viyana'da görüşecekler. Ben isterdim ki artık ilk toplantıdan sonra Türkiye ve Ermenistan'da karşılıklı ziyaretlerle görüşsünler. Ama Ermenistan bu sefer de böyle istedi. Problem değil. O kadar da önemli bir şey değil. Sonuçta bu adımları atarken elbette Azerbaycan'la istişare ediyoruz. Koordine ediyoruz. 3+3 toplantısından önce de ediyoruz. Ve konsept kağıdını orada Moskova'da sunduğumuz beraber oluşturduk. Beraber çalışıyoruz. Çünkü Azerbaycan da bunu istiyor. Azerbaycan da Ermenistan'la artık kalıcı bir barış istiyor. O nedenle kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasını önerdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında. Yani bu hepimizin yararına. İşte Zengazur koridoru dahil bu karayolu ve demiryolu projelerinin hayata geçmesi bu bölgeyi tam bir hub yapacak. Transit geçişin bir merkezi haline getirecek. Bundan herkes kazanacak. Yani çatışmayla, işgalle ne elde etti Ermenistan? Kendini izole etti. Ekonomisi çok kötü duruma geldi. Şimdi fırsat var. Bu fırsatı değerlendirelim. Yani Paşinyan içeride çok baskı olmasa, dışarıda diasporanın bir kısmından da baskı olmasa, Blinken'a da söyledim. Yani siz teşvik etmeniz lazım. ABD ve Fransa'daki diasporanın önemli bir bölümü halen bu süreci desteklemiyor dedik. Yani sonuçta her iki tarafında ve bölgenin de yararına olan bu adımları atmamız lazım. Tabii naif değiliz, zorlukları da biliyoruz. Ama cesur adımları da atmak lazım ve bu adımları atarken de biz her aşamada Azerbaycan'la istişare ediyoruz. Yakın bir zamanda da zaten Bakü'ye de bu anlamda bir ziyarette bulunacağım. Ceyhun kardeşim davet etti. En kısa zamanda bu ziyareti de gerçekleştireceğim. Ama gerek özel temsilcimiz, gerekse işte bu toplantıya 3+3'e katılan arkadaşlarımızla diğer düzeyde de Azerbaycan'la işbirliğimiz ve samimi bir şekilde bu konulardaki istişarelerimiz devam edecek.